Avukatlığa yaptık, 112'yi aradık, geldiler. Bizi Adana Devlet Hastanesi'ne götürdüler ve orada tomografinin bozuk olduğunu söylediler. Oradan Adana TOKİ Yeni Numune Hastanesi'ne sevk ettiler bizi. Yaklaşık bir saat kadar kardeşim ağzı ve burnu kanlar içerisinde orada bekletildi. Ben olaya müdahale etmek zorunda kaldım. Doktora yani en azından bir kanı falan durduralım dedim. O da yani zannedersem o doktor arkadaşımızın bir psikolojik sorunu vardı. Çünkü yani özel de olsa, devlet hastanesi de olsa bir doktorun vatandaşa, hastaya bu şekilde yani o şekilde azarlaması, işte ellerini kardeşimin yattığı sedyeye vurup da işte özele gitseydiniz niye buraya geldiniz gibi böyle hani sert çıkışması yakışıksız bir şeydi. Hani ben yakıştıramadım bir doktora. Hani bunu da bir tarafa bırakalım. Doktor arkadaş orada bizi gönderdi. Filmler falan çekildi tabii. Tomograf filmler falan çekildi. Herhangi bir kırık çıkığın olmadığını, taburcu olabileceğinizi söyledi. Ben gördüğünüz gibi yani belimde biraz hafif bir yara var ama kardeşimin durumu biraz daha ağır. 29'unda oldu bu olay. Bundan 2 gün önce. 3 gün oldu bugün. Biz kardeşimin ayağının ve belinin şişmesi ve morarması sebebiyle Medical Park Hastanesi'ne geldik Tarsus'un. Orada filmler falan çekildi. Filmlerin sonucunda ayağında ve belinde kırık olduğu tespit edildi. Alçıya aldılar. Ondan sonra kardeşimin İstanbul'a gitmesi gerekiyor. Uçakta yatarak yolculuk yapmasıyla ilgili bir rapor düzenlendi. Biz hastaneden çıktık. Sağlık yok, söyleyeceğiz sağlık. Bir şey olacak mı?